Ama sağ bekte yeni adaylar da var. Rende forma giyen Guela Doué'yi gündemine aldığı söyleniyor Galatasaray'ın. Her geçen gün adaylar artıyor. Tabii son bir hafta, iki hafta içinde hem Bisakka'nın durumu hem de Galatasaray'ın diğer transferlerle yaptığı görüşmelerde beklentiler, ekonomik beklentiler büyük olunca yeni arayışlara da girmişti Galatasaray. Kaldı ki bir de süre isteyenler vardı. Doué onlardan biri, Klaus onlardan biri. Hem Okan Hoca'nın isteği hem de başkanın en azından belki üçünde Galatasaray sezonu açıyor ama Avrupa kampına yetiştireceğim diye verdikleri sözler var. Galatasaray'ın da ihtiyacı var. Şu an bir sağ beksiz oraya gidiyor olmak Galatasaray adına büyük kayıp. Kaldı ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olması adına belki de boş olan tek pozisyon, tek mevki orası. Bence Galatasaray bir an önce orayı dolduracaklardır. Sağ bekin dışında da orta sahayla ilgili çok konuşulan futbolcular var. Höyberg onlardan bir evet. tanesi. Akşam yine yani bence müthiş bir performans izledik. Yine Goretzka Galatasaray'da hala olabilir diye gelen bilgiler arasında. Benim de Galatasaray'a çok faydalı olacağını inandığım başka bir futbolcu. Ama biz öyle futbolculardan bahsediyoruz ki bunlar Avrupa'nın zaten iyi takımlarında oynuyorlar. Başka iyi bir takıma gitseler de sürpriz değil. En büyük sorun orada. McTominay'ın da adı geçiyor ama sanki o da Galatasaray için şu an çok olmayacakmış gibi durmasına rağmen o da İngiltere milli takımının oyuncularından biri. Galatasaray'ın bir iki numara, bir Torreira ile birlikte oynayacak adına 6 deriz veya 8 deriz öyle bir oyuncuya mutlaka ihtiyacı var. Mertens ile birlikte yani o mevkiyi paylaşacak bir oyuncunun arayışı var. Geriye kalan da tamamıyla gideceklere yönelik. Benim görüşüme göre sol bekte bir eksiği var Galatasaray'ın. Köyne rağmen ama yine en azından konuşulmaya başlanan bir Yasin Özcan var. Yerli havuzda ön plana çıkabilecek. Hem sol bek hem sol stoper oynayabilecek bir futbolcu. Galatasaray'da arayışlar devam ediyor. Temenni ediyoruz bir an önce sadece Galatasaray'ın değil bütün kulüplerin transferleri tamamlansın. Çünkü hepsinden benim Avrupa'da büyük beklentilerim var. Temenni ediyorum hepsi de elemeleri geçer ve gruplara kalırlar. Şimdi Galatasaray'daki transfer sürecini konuşurken bir yandan da dün akşam transfer raporu programında Alanya Spor Başkanı Sayın Çavuşoğlu Koray Baloğlu'nun açıklamalarda bulundu. Oğuz Aydın'la ilgili hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın görüşme halinde olduklarını ve kim daha fazla para verirse ona vereceklerini ifade etti. Yerli isimler üzerinde de takımlarda bir atılım olabilir bu sezon tabii ki yabancı sayısının da. Yerli sayısının, yabancı sayısının değişmesi bunda etkili olacak. Ama gözler bir yandan da genç ve yerli isimlerde. Çok konuşulan yerli oyuncu yok maalesef. Orada Oğuz sanki Aydın bir dışında, kısırlık evet. söz konusu. İşte Oğuz Aydın. Oğuz Aydın. Gökdeniz'den bahsetti hocam. O da aslında geçtiğimiz yıllarda da dikkat çeken bir oyuncuydu. İşte Oğuz Aydın, Gökdeniz. Artı çok fazla konuşulacak isim yok. Yani büyük takımlarda gidip formanın içerisini doldurmaya aday görüntüde oyuncu sayısının bu anlamda kısır oluşu düşündürücü bir nokta. Tabii ki Oğuz Aydın Galatasaray'a gelirse Galatasaray'da daha sonra başka bir potansiyele evrilebilir. Tıpkı işte Barış Alper'de olduğu gibi. Berkan mesela hayal kırıklığı olarak dile getirilen bir oyuncu idi Galatasaray'da. Ama bu sezon çok kritik katkıları oldu. Belki önümüzdeki sezon Berkan Kutlu'nun Galatasaray'daki serüveni Barış'ta olduğu gibi daha ileri bir boyuta evrilecek. Dolayısıyla genç yeteneklerimize hem pozitif bakmalıyız hem de onları çok çabuk mahkum etmemeliyiz. Bazen oyuncu grubunu, oyuncuları yani bizden olan oyuncuları çok çabuk mahkum ediyoruz. İşte bu Galatasaray'ın oyuncusu değil, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un, Beşiktaş'ın oyuncusu değil gibi yaklaşımlar çok fazla karşılaştığımız ve oyuncuları da geriye götüren yaklaşımlar. Buna dikkat çekmek isterim. Onun ötesinde Galatasaray mutlak anlamda bir sağ bek almalı ve de mümkünse hızlı bir şekilde almalı. Orta sahaya iki oyuncu transferi Torreira'nın yanına işte Mertens'in yerine ya da arkasına her neyse
Onun ötesinde ilk 11 itibariyle Galatasaray'ın başka bir şeye de ihtiyacı yok.